Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündüdü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki kün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun ışıktırışımız. Kınamsız dıktınlar ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistan'ın baylıkını bulantalan kılıdığan yoldan yeni birisi köpeydi. Xitay Şarkı Türkistan'ın baylıkını bulantalan kılıç dairesi de yolu koyan Korla Kaliningrad Şarkı Türkistan Avrupa nöbetçi poyezi tuncu kıtım katnaş başıldı. Məlum buluşça, yıkındın beri Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan irki kırgıncılık cinayeti sebeplik, Xitay rejimi iqdarçılıkıdaki karıxanlar garip elleri tarafından cezalanğandı iken, Xitay Şarkı Türkistan'daki puhravi karıxanlarını taşkı soğudu import-eksportu rıqbetlendirişini küçeytken. Ondan başka Xitay virusi hem de halkara cemiyetinin Xitay'a soğudu sahası da imbargo yürgüzüşü, Xitay ülkelerde arka-arkadan yüzbergen apet qatarlıq amıllar sebeplik Xitay iqtisadi çekinmekte ve öz ihtiyacını kamdaşmak isteği yetiş üçün Şarkı Türkistan'ın baylıqlarını bulan talan kılışını tihamı küşe etmekte. Xitay Xalıq Toru'nun 4. Ağustos'taki haberde bildirilişçe 1. Ağustos günü çüştünken Korla Kaliningrad Şarkı Türkistan Avrupa nöbetçi poezi Alatau İğızı'dan çıkıp Rusya'nın Kaliningrad'a karab yoluğa çıkan. Bunun bilen Alatau İğızı'nın bu yıl Şarkı Türkistan Avrupa nöbetçi poyiz liniyası tötki yetken. Xitay haber menbelerde bu kıtımkı nöbetçi poyiz 96 yük vagonluk bulup, yük eğirliği 2474 tonna. Asaslıqı kimya sanayiti buyumları kaçınanğan. Şarkı Türkistan'daki malum eşya obort şirketinin tamojnığı malum kılgıçısı Şu Fey'nin aşkarlışça, keyinki mezgilde şirket yanı bazar ihtiyacıga asasen köpeytip her haftada bir nöbet katnaşını planlagan. Bildirilişçe bu yıl kirgendin buyan Alatau İğızı yeniden köpeytilgen Şarkı Türkistan Avrupa nöbetçi poyezi yürüyüşleniyesi 21'ge yetken. Bunun içinde yerlik nöbetçi poyezdin Cin, Naples, Beytun, Taşkent, Şiavxuangshan, Aqtoqay ve Korla Kaliningrad'ın ibaret 4 liniye bar ekken. Hazırga kadar Alatau İğızı arqalıq qatnaydıgan Şarkı Türkistan Avrupa nöbetçi poyiz liniyesi cemi 86'ga yetken. Alatau tamojnisi nazarat qılıp başqoruş 2. bölümünün başlıqı Li Hongfeng'nin aşkarlışça nöbette Alatau İğızı çigrasıdan kirip çıkıdıgan Şarkı Türkistan Avrupa nöbetçi poyizi Xitay içindeki 25 ölke Abdunum rayon şehrine kaplıgan bulup 19 devletke tutaştırılgan. Künüge otturu hesap bilen uye tıkıtım qatnaydıgan. Besilgan mallar avtomobil ve avtomobil zapçasları, paxta yep, yığaç materialları, tümür rodisi, yemeklik, maşinsazlık üskünüleri, elektron mahsulatları, kündülük, türlük mallar qatarlıq 8 çoğun türdeki 200'ne çıxıl malğı çetildiken. Məlum buluşça, Xitay tajavuzkileri Şarkı Türkistan'ın bir belvağ bir yol plandaki muhim beket hem merkezi rayon kılışını planlayan bulup, 2 yıl ilgiri Şarkı Türkistan'ın Korlu şehirge yakın bir oranğa halkara soğudu bazarı selişini planlayıp iş başlayan. Nöbette bu kuruluş pütüp ışkı kürüştürülgen. Küzetküçüler bir belvağ bir yol soğudu planının emelilişiğe ergeşip, Xitay rejiminin bu liniyadaki muşim tügün bulgan Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulan talan kılışını ve taşkı soğudu paaliyetlerini teximi küçü etkerlikini, ama devletinin ilgisi bulgan Şarkı Türkistan halkının heçkandıq menpaatke erişelmegenlikini, Xitay'nın bir belvağ bir yol soğudu planıqı katnaşkan her qaysi devletlerinin Şarkı Türkistan'daki basturuş siyasetindeki şirik bulu atkallıqını bildirişmekte. Yeni 3 yukarı süratlik yol Şarkı Türkistan'a tutaştırıldı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'ın Xitaylaştırış rezil planı dairesi içinde Şarkı Türkistan'a kirip çıkıdığan yukarı süratlik 3 yol pütüp ışkı kiriştiriliş aldı deyken. Yıkınkı yıllardan beri Şarkı Türkistan'daki tümür yol tarmakları taş yol transportini tümür yol transportu'a özgertişini tizletken bulup, poiz taksimleş, vagon taksimleş katarlıq usullar bilen, şundaklı adalmış Şimali Şincan tümür yolu aylanma liniyesi arqalıq Şarkı Türkistan'dan bulan talan kılıngan kömür, metal rodisi katarlıq, gayet zor miktardaki baylıqını Xitay'a yötke salmaqını tihimi aşırgan. Aşkarlınışa Xitay tümür yol tarmakları Şarkı Türkistan içindeki üstü uçuk vagonluk poyizlerden katnaş nisipitini aşırış bilen birge Xitay ülkelerden yük elip gelgen poyizlerimi yük baskan. Nöbette Ürümçi Jiangjun Miao tümür yolunun Şarkı Jungar'dan Jiangjun Miao gıçı bolgan rayon bölükedeki Tomoyi, Kurban, Guşya'dan ibaret 3 uçuruşuş yol beriş bekitide birde katnaş başlanğan.
Xabarda qeyd qilinishicha G0612 liniya deb atildigan Yetimbuloq chaqiliq yuqori sur'atlik tosh yo'lida 8-oyning 30-chi kuni qatnash boshlandigan bo'lib, shuning bilan Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish rezil plani doirasida mablag' silingan Xitoydan Sharqiy Turkistonga kirib chiqadigan 3-chi yuqori sur'atlik tosh yo'li shakllandi ekan. Bildirilishicha chaqiliq noyasi tabasidagi Yetimbuloq chaqiliq yuqori sur'atlik tosh yo'lining umumiy liniyasi Beijing Tibet yuqori sur'atlik yo'li G6 aloqa liniyasi bo'lgan Shining Xotan yuqori sur'atlik yo'li G0612 ning muhim tarkibiy qismi ekan. Bildirilishicha bu tur janubda Yetimbuloq bozorining sharqiga 3 km keladigan Milanning shimolidan chaqiliq noyasigacha bo'lgan shaharning shimoliy tarafida G218 liniyasi bilan tutashgan. Umumi uzunligi 294 km keldigan 4 tonnel 227 ko'vrik yuqori sur'atlik tosh yo'l o'lchami bo'yicha loyihalangan. Soatlik sur'ati 120 km. Navbatda Yetimbuloq chaqiliq yuqori sur'atlik tosh yo'li yo'l asosiy gavda qurilishi butunlay tamomlanib, tosh yo'l yondashma qo'shimcha aslahalari oxirlash bosqichiga kirgan bo'lib, mush oyining oxirida qatnash boshlash mo'ljallangan. Bildirilishicha Xitoy yaqinqi yillardan buyon Xitoy ko'chmanlarini Sharqiy Turkistonga ko'chirib kelish salmoqini oshirish rezil maqsadida Sharqiy Turkistonga kirib chiqadigan yuqori sur'atlik yo'l qurilishini sijil tizlatgan. G30 liniyasi Lianyungang Qorg'as yuqori sur'atlik yo'li tutashtirilib, ham transport iqtidori uzluksiz oshirilgan. Qorg'as Lianyungang yuqori sur'atlik tosh yo'li bevosita shimoliy yo'li G7 liniyasi Beijing Sharqiy Turkiston yuqori sur'atlik yo'li 2019 yılı bütün liniya boyunca katnaş başlanan. Ürümçiden Beijing'e katnaydıgan avtomobil sayahatının vakti zor derecede kıskartılgan. Yetimbuloq çakılık yukarı süratlik taş yolu da katnaş başlanan iken Şarkı Türkistan'a kirip çıkıdıgan 3. yukarı süratlik yol Şarkı Türkistan'ın Canubi rayonu'a Xitaylarının köçüp gelişini kolaylaştırgan. Kuzatkuchilar Sharqi Turkistonning yer osti va yer usti boyliklarining Xitoy tajovuzchilari tomonidan izchil turda bulantalan qilinayotganligini, Sharqi Turkistondan sirtqi to'shilayotgan pishiqlab ishlangan yoki xom ashyo bo'lsin, hammasi Sharqi Turkiston xalqining qon yosh badaliga majburiy amgak vositasi bilan tayyorlanganligini, har kuni million tonnalab boyliqning Xitoy o'lkalari va chat elga to'shilayotganligini, Sharqi Turkiston xalqining yanada namratlik va muhtojlik ichida yashayotganligini bildirishmoqda. Blinken Xitoyning harakatlari Amerika-Yaponiya hamkorligini kuchaytirganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Yaponiya dengiz tavalligiga boshqarilgan bomba qo'yib berishi va Tayvanni nishon qilgan harbiy manevrlarining jiddiylikda ko'rinarlik ulg'ayish ekanligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Kambodja poytaxti Phnom Penhda o'tkazilgan Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi qatnashgan Sharqiy Osiyo Tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashdi. U yig'indan keyin muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, Xitoy Tayvan bo'g'izi va atrofidagi kurchilik xarakteridagi harbiy faoliyatlarni ko'paytirish uchun Amerika Avom palatasining raisi Nancy Pelosi xonimning ziyoratiga haddidan tashqari inkos qaytarishni hamda uni bahona qilib foydalanish yo'lini tanladi dedi. U yana Xitoyning xatarlik harakatlari sababidan Amerikaning Yaponiya bilan kuchlik hamkorlashish ishida ekanligini ta'kidladi. Xitoy Amerika Avom palatasi raisi Nancy Pelosi xonimning 2 avgustdagi Tayvan ziyoratini sabab ko'rsatib, Tayvan orli atrofida manevr boshlagan edi. Xitoy manevrda qo'yib bergan boshqarilgan bombalarning Tayvanga yaqin joylarga, mundaqcha aytganda shimoliy, janubiy va sharqiy rayonlarga tushgan edi. Xitoy elchisi Tayvanliklarni qayta tarbiyalaydiganligini bildirdi. Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisi Lu Shaye Tayvanga qarshi harbiy harakat ehtimolining borligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisi Lu Shaye Fransiya BFMTV kanalining maxsus programmasiga qatnashib, yaqinqi kunlarda Tayvanga munosabatlik o'tirg'i chiqqan jiddiyliklar to'g'risida to'xtaldi. U Xitoyning Tayvanga qarshi harbiy harakat boshlash ehtimolining borligini bildirib, uning Tayvanliklarga qarshi harakat bo'lmaydiganligini eskertdi. U Tayvan xalqining mingisining yuyilganligini ilgari surib, birlashishdan keyin ularni qaytadan tarbiyalaymiz. U chaqda Tayvan nufusi birlashishni qo'llaydigan bo'ladi. Tayvanliklar yana vatan suyar bo'ladi deb o'ylayman dedi. U riyosatchining tahdid silish orqaliqmi degan savoliga tahdid silish bilan emas, qaytadan tarbiyalash bilan deb javob berdi. U 20 yil ilgari ko'pinchi Tayvanlikning Tayvanning Xitoyning bir partiyasi bo'lishni qo'llaydiganligini ta'kidlab, Demokratiyani ilgari surish partiyasining Xitoyga qarshi ta'tir tashviqot qilishi sababidan bugun oraldagi xalq birlashishga qarshi chiqmoqda dedi.
O Amerika Avam Palatası Raisi Nancy Pelosi Hanım'nın Tayvan ziyareti toğrusu toxtalğanda naiti köp xatarlarını ve krizislerini payda kılğanlığını bildirdi. O ahırda ciddikilikini ulğaytkan tarafının Xitay emas Pelosi Hanım'nın Tayvan ziyareti bolğanlığını təkitləb, bu iğvagerçilikke cevap qaytırğanlıqlarını qayt qıldı. Xitay Nancy Pelosi'ga embargo yürgüzüdüğanlığını bildirdi. Xitay igilik hukuki talaş tartışlıq bolğan Tayvanni ziyaret qılğan Amerika Avam Palatasının raisi Nancy Pelosi'ga embargo yürgüzüdüğanlığını bildirdi. Xitay taşqı işlam ministrligi Nancy Pelosi xanımğa embargo yürgüzüldüğanlığı toğrısında bayanat elan qıldı. Bayanatta Pelosi xanımning Xitayning endişileri ve qarıştırışığa qarmay Tayvanni ziyaret qilishdan voz kechmaganligi, uning bu pozitsiyasining Xitayning ichki ishlariga aralashish, shundaqla Xitayning igilik hukuki ve zemin butunligiga daxli ta'rif qilish hisoblanadiganligi qayd qilindi. Bayanatta yana Nancy Pelosi xanımning Tayvan ziyaretining Tayvan bo'g'izining tinchligi ve muqimligiga ziyon salgan bir Xitay prinsipiga xilof ziyaret ekanligi ta'kidlanib, mundaq deyildi. Xitay Pelosi'nin yaman garazlik iğvagerçilikige cevap tariqisi de onunğa ve onun aile azalarına kanun boyunca embargo yürgüzüşünü karar kıldı. Bayanatta embargonun tepsilatı hakkında malumat berilmedi. Erdoğan bilen Putin Sochi'de görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusya'nın Sochi şehirde görüştü. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Suriye'de barlıq terörlük teşkilatlarına karşı köreşte hemkarlıkını yanımı küçeytiş ve maskademde hareket kılışını kararlaştırdı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, iki rehberinin Sochi şehirdeki uçuruşu 4 saat devamlaştı. Uçuruştinkin ortak bayanname ilan kılındı. Köplügen sahalarda hemkarlık ornutuştu gürlük müzakere elip berilgallıqa əskertilgen bayanatta Türkiye-Rusya otursudaki samimi uçuk yoruk ve işençini asas kılgan münasibetler rayonluk ve halkaralıq muqimliq ornutuş cihetten nahayeti zor əhmiyetki ige digerler tilgə elindi. Rehberler Suriyada barlıq terörlük teşkilatlarına karşı küreşte hemkarlıqını yanımı küçeytiş ve maskademde hareket kılışını kararlaştırdı. İki rehber Ukrayna'dan açlık ve yemeklik mahsulatlarının toşulışı doğrusunda İstanbul kilişiminin hasıl kılınışıda iki devlet otursudaki icabi münasebetlerinin muhim rol oynayanlığını tekitledi. Şunlıkla Putin, Ukrayna açlıkını Karadeniz portları arkalık yötkeşke başlaş meselesi de nahayeti zor muvaffakiyetler kolgu keltirildi. Şunu alahaydı tekitlep ötümen ki, Avrupa Erdoğan'a minnettarlık bildirişi lazım, dedi. İsrailiyanın Gazze'ye karatkan hücumları devamlaşmakta. İsrailiya uruş ayrıplarları cümə günü çüştünkin kozgan tacavuzçılık hareketi devam kılıvatkan bulup, bugün etigen yana Gazze rayonu'a yeniden hücum kılgan. El Cezire torunun bugünkü haberde bildirilişçe vakanı özgüzü bilen körgücüler İsrailiya uruş ayrıplarları Gazze'nin cenubidiki Khan Yunus'un dihkançılık rayonu'a birkaçı başkurulduğun bomba taşlıqallıqını aşkarlıgan. Hücumlu körgücülerinin eğitişçe, İsrailiyanın hücumi bir kişinin hayatının ayrılışı, yeni birinin yarılınışını keltirip çıkarken bulup, İsrailiya Gazze'ye hücum başlayan iki gündün buyan şehitlerinin sani 11'ye yetken. Bildirilişçe, İslam Cihadi Korallık Hareket Tarmaki Kudüs Brigadısı mı İsrailiya'ya raketamyot atkan. Şembe günü etigende İsrailiya İşgaliyetçi Armiyesi İslam Cihad Hareketi'ye tabi koral yarak işlep çıkarış uğurlarını nişanlıgan. Ondan başka İsrailiya armiyesi İslam Cihad Hareketi'ye tabi başkurulduğun bomba işlep çıkarışta işiltildiğin materyallar ve rayonda işiltildiğin minamyot oku işlep çıkardığın uğurlarını bombardıman kılgan. İsrailiya yana Gazze rayonunun okşumağın caylardaki İslam Cihadi Hareketi'ye tabi uğurlarını devamlı bombardıman kılgan. Malum buluşça İsrailiya güçleri Gazze şehrinin garibideki malum uğurunu nişanlap hücum kılgan bulup nişanğı yetküçü devam kılıdıkken. İsrailiyanın hücumlarına karşı İslam Cihadi Hareketi El-Kudüs Brigadisi Gazze çigrasıdaki Kisufim Facca qatırlıq uğurlarına raketa bombası atkan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.